Herkese merhaba, dikiş sınıfından. Bugün sizinle röportaj bir röportaj videosu çekeceğiz. Gamze hocam çiçeği burnuna bir usta öğretici arkadaşımız ve bize usta öğreticilik sürecinde neler yaşadığını anlatacak. Hocam önce sizi bir tanıyalım. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Gamze, Kız Meslek Lisesi mezunuyum. Şu an usta öğretici olarak halk eğitimde görev yapıyorum. Evet. Hocamla beraber güzel günlerimiz olacak inşallah. Evet, şimdi hocam 2 yıllık, yani Kız Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra iktisat eğitimi alıyor aslında. Üniversitede farklı bir alanda hayatına devam ederken daha sonra 2 yıllık moda tasarımı bölümünü okuyor. 2 yıllık moda tasarımı bölümü mezunu olduğu için de zaten ustalık belgesi ve iş yeri açma belgesiyle mezun olmuş oluyor. Bundan sonraki süreci şimdi kendisinden dinleyeceğiz ama önce neden moda tasarımı okuduğunu, yani iktisattan neden moda tasarımına geçtiğini ben sormak istiyorum. Evet. Hocam benim bu sürecim lisede başladı. Lisede meslek lisesi mezunuydum. Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde. Şöyle diyebilirim, her meslek için geçerli ama öğretmeni sevince mesleği seviyorsunuz. Bizde de geçtiğimizde bölüm öğretmenimi çok sevmiştim ve giyinmeyi de çok sevmiştim. Yani uygun fiyatlı giyinmek benim için en cezbedici noktaydı, evet. O zamanlardan da daha. Orada model makinacılığı olarak orada liseyi Kız Meslek Lisesi'nde öyle bitirdim. Daha sonra diğer bölümlere baktım ama gerçekten insan bir kere başlayınca vazgeçemiyor. Olmuyor. Evet, ondan sonra döndüm, dolaştım. Yine kendi sevdiğim iş olarak buna geri döndüm. İyi ki döndüm. Bölüm mezunu olduğu için dedik, ustalık ve iş yeri açma belgesiyle mezun olmuştu. Moda tasarımı bölümünde hangi üniversiteyi bitirdiniz ve hangi dersleri gördünüz? Kısaca bize bir anlatırsanız. İzmir Ege Üniversitesi mezunuyum. Burada moda tasarımı olarak okudum. Moda tasarımda drapaj eğitimi, giyim teknikleri, biraz daha moda tasarım biraz daha görsele yönelikti. Lisede okuduğum model makinacılığı tamamen teknik eğitimden oluşurken moda tasarım biraz daha işin görselindeydi. Yani hem tekniği hem görseli birleştirdiğinizde mükemmel bir şey ortaya çıkıyor. Kalıp da olmadan olmuyor. Ben kalıbı lisede uygulamayı, daha çok görselliği üniversitede moda tasarım eğitiminde görmüş oldum. Bu şekilde devam ediyor. Ama aynı zamanda tabii insanın okullarda aldığı eğitiminin yanı sıra kendisine emek etmesiyle de ilgili bir iş olduğunu şurada, evet, altını çizmek istiyoruz. Kesinlikle. Çünkü okullar, kurslar, eğitimler bir yere kadar size bir şey verebilir ama onun üzerine katmanız gereken şeyleri siz kendiniz katarsınız. İnsan kendi emeğidir. Evet. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz ki usta öğretici olmak için ve ustalık belgesi almak için iki yöntem vardı. Bunlarla ilgili birçok videomuz var. Instagram'da birçok paylaşımımız ve gönderimiz var. Oynatma listesini alta ekleyeceğim. Bu arada tabii ki dikiş sınıfına abone olmayı ve bizi takip etmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi ve alta küçük yorumlar bırakmayı unutmuyorsunuz. Şimdi hocam bölüm mezunu olduğu için zaten ustalık belgesiyle mezun olmuştu. Bir de halk eğitim kurslarından veya sektör geçmişinden gelerek ustalık sınavına giren kısmı var. Onu da aslında şu an bizim çekimimizi yapan Ebru Hanım'la konuşacağız. O röportajı da onunla yapmak istiyorum. Kendisi ustalık sınavına girdi daha dün. Şimdi biz Nisan 2023'teyiz. Usta öğreticilik eğitimine başlayacak. O da ona başlamadan önce ustalık sınavıyla ilgili kendisiyle konuşacağız. Şimdi sıra geldi usta öğreticilik sürecine. Hocam ustalık belgesi ve iş yeri açma belgesi elindeydi ve usta öğreticilik eğitimine girmeye karar verdi. Sözü ona bırakıyorum. Evet arkadaşlar, usta öğreticilik bizim kendi bölümümüzden ayrı eğitim verebilmemiz için aldığımız bir belge. Yani burada sadece biz şeyi almıyoruz. Yani mesleğimizle ilgili, bizim giyim üretimle ilgili çok fazla soru yok. Burada tamamen öğretmeye ve öğrenmeye odaklı bir sınav. O yüzden sınav iki şekilde yapılıyor. Bir online yapılıyor, bir yüz yüze eğitimle yapılıyor. Ben online eğitimi seçmiştim burada. Öncelikle kurumunuza gidip sizden istenen belgeleri hazırlıyorsunuz. Bunların içerisinde ustalık belgeniz, özellikle ustalık veya iş yeri açma belgenizin aslını ve fotokopisini istiyorlar. Kimliğinizi istiyorlar, fotoğraf istiyorlar sizden. Bunların hepsini götürdükten sonra size online alıyorsanız eğitimi,
EBA'dan bir sistem açıyorlar. EBA'dan öğrenci sistemi açıyor size ve burada size ortalama 8-9 derslik konuluk bir video oynatım şeyi oluyor. Burada bunların hepsini izlemek zorundasınız. Küçük bir ayrıntı vereceğim. Telefondan izlediğiniz videolar kayda olmuyor. Böyle bir sıkıntımız var. Özellikle ya tabletten ya bilgisayardan izlemeniz gerekiyor. Ve tamamlanmayan videoları sizin öğreticiniz görüyor. Videolarınız tamamlanmadığı sürece de hocam siz sınava giremiyorsunuz. Tamam. Yani evet, bütün videolarınızın tamamlanması gerekiyor burada. Ders çalışırken de videolar üzerinden çalışmak bir tık size yüz yüze eğitim almadığınız için yetersiz gelebilir. Ben özellikle sınav çözme odaklı olarak çalıştım. İnternet üzerinden siteler var, Sınavmatik gibi siteler var. Buradan sürekli sınavlar çözdüm. Çünkü 50 soru üzerinden değerlendirileceksiniz ve mesleği ne kadar iyi biliyor olursanız olun siz eğitimden sorumlusunuz. Yani eğitim verebilmek için bu sınavı vereceksiniz. Eğitimle ilgili sorular soruluyor size. O yüzden çalışmadan geçilebilecek bir sınav değil. Geçme notu 50 ama sadece videoları göz gezdirip de geçeyim mantığıyla çok fazla ilerleyemezsiniz. Muhakkak birazcık da olsa ders çalışmanız gerekiyor burada. Teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Şimdi hanımlar ve beyler diyeyim gene. Biz burada usta öğreticilikle ilgili bir video çekmiştik. Alta linki bırakıyorum. Bütün ayrıntılar o usta öğreticilik videomuzda zaten var. Ben canlı canlı yaşayan biriyle bir video çekeceğimi söylemiştim size. Yaşadığı süreci kendisinden dinlemek için bu videoyu çekiyoruz. Sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmına yazınız. Hepsini Gamze Hocam cevaplayacak bir kez. Okuyacak ve takipte olacak kendisi. Devam edelim şimdi de. Hocam sınav 50 sorudan oluşuyor. Size 80 dakika süre veriyorlar. Online sınavı evde olmuyorsunuz. Siz dersleri online olarak evde dinleyebiliyorken sınavı bir meslek eğitim merkezinde bilgisayar üzerinden oluyorsunuz. Ve aynı diğer milli eğitim sınavları gibi son derece önem verilerek 80 dakikada 50 soru şeklinde size veriyorlar. Ve sınava girmeden önce sınav belgenizi almaya gittiğinizde milli eğitimin kendi sitesine bir ücreti var. Ücreti yatırdıktan sonra size sınav belgenizi veriyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Tamam. Şimdi notlar aldık tabii her zamanki gibi. Sınavla ilgili de sorularınızı bekliyoruz yazarsınız ama buna siz kendiniz dediğiniz gibi kendiniz çalışmanız gerekiyor. Yani internette daha önce çıkmış sorular var. YouTube'da var. Bununla ilgili çok fazla video var. O sorulara bakarsınız. Şeyi sormak istiyorum hocam, bu usta öğreticilik sınavına hazırlanırken en zor gelen şey kısmı ne oldu size? En zor gelen kısmı eğitim psikolojisi ve meslek etiği oldu hocam. Çünkü biraz daha hani işi biliyorsunuz, biz mesleğimizi biliyoruz ama bilmek önemli değil, öğretebilmek ayrı bir meziyet. Burada size eğitim psikolojisine yanıltıcı sorular sorabiliyorlar. Sadece kendi bölümümüz olmadığı için atıyorum şu ISO 9001 ile ilgili bile soru geldi. Biz bunlara biraz daha hani çok yakın olmadığımız için muhakkak bir okuyup aklımızda kalması gerekiyor. Coğrafi işaretlerle ilgili sorular geldi. Patentlerin, geçici patentlerin kaç yıl olduğu ile ilgili sorular geldi. Burada hakikaten hani mantıkla veya okuyarak yoruma dayalı sorular değildi. Bilgiye dayalı evet, sorular. Kanunlarla ilgili sorular geldi. Çıraklık, ustalık, usta öğreticilik aslında bizim bilmemiz gereken evet. Şeyler. Yani biz bunları gerçekten sadece sınav için değil, öğrenci bize gelip sorduğunda evet. Ustalıkla ilgili belgeleri veya gidişatını bizim cevap vermemiz evet. Gerekiyor. Bu yüzden aslında bunlarla ilgili sorular vardı genel olarak. Bunları tam olarak anlayıp cevaplamamız gerekiyor. Bir nevi şeye benziyor. Öğretmenlik bitirenlerin KPSS sınavına evet. Girmesi ve hazırlanması gibi. Evet. Ya şimdi biz giyim bölümü, moda tasarım bölümünden usta öğretici olmak istiyoruz. Evet ama size sorulan sorular tamamen eğitim bilimiyle ilgili ve tamamen kapsayıcı sorular oluyor. Zor gelen kısmını da öğrenmiş oldunuz. Peki takipçilerimiz için
sınava nasıl hazırlanmalarını önerirsiniz? Sizce nasıl bir yöntem izlesinler? Şimdi normalde hocam biz online, ben online aldığımda 15 gün bir süre verildi bana. Eğer bu işi hızlandırmak istiyorlarsa benim gibi, evde benim çocuğum olduğu için hızlandırdım. 15 gün süre içerisinde videoları izledim. İnternet üzerinden sürekli sınav çözdüm. Sürekli sınav çözdüm. Ve daha sonra 15 günden sonra bir haftalık bir başvuru süreciniz var sınavla ilgili. Yani ortalama 20-25 günde bu süreci tamamlayabiliyorsunuz. İnşallah. Evet. İnşallah. Fakat ciddi anlamda ben birebir eğitim almadan bunu anlayamam diyenler için süre biraz daha yüz yüze eğitimde uzuyor. Ama yüz yüze eğitim her zaman için daha kaliteli bir eğitimdir. Yapabilenlerin yüz yüze eğitim almasını tercih ederim. Çünkü bu iş bizim mesleğimiz. Mesleğimiz olduğu için de kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Ama konu olarak baktığımızda ortalama 10 tane konu var. Yani bu 10 konuya da hakim olabilmek için muhakkak ki çalışmanız gerekiyor. Yani işi bilmeniz değil, bu iş ile ilgili teknik diğer bilgileri, yani meslekle ilgili bilgileri de bilmeniz gerekiyor. O yüzden çalışacağız. Bir de şeyi soruyorum hocam. Sınav merkezine gittiniz, sınavı tabletten oldunuz. O kısmı anlatır mısınız bize? Evet, sınav merkezine gittiğinizde tıpkı bir KPSS sınavı gibi üzerinizde hiçbir türlü metal eşya, toka dahi bulundurmayacak şekilde sizi sınava alıyorlar. Sınavda önünüze bilgisayarlar, yani belki farklı şehirlerde farklı olabilir ama benim önüme sadece bilgisayar ekranı konuldu ve bir ne bir klavye ne bir mouse. Ekran üzerinden soruları cevaplamamı istediler. Dokunmatik olarak olduğu için şöyle bir sıkıntı gördüm. Benimle birlikte sınava giren diğer öğrencilerden biri yanlışlıkla bitir butonuna bastı ve sınavı sanırım iptal oldu herhalde. Çünkü çıkardılar hatırladığım kadarıyla. Bu yüzden çok dikkatli bir şekilde, evet, online sınav alıyorsanız sınavda bastığınız yerlere çok dikkat edeceksiniz. Dokunmatik olduğu için ve yanınızda hiçbir türlü ne bir kalem, sadece sınav kağıdınızla kimliğinizle gitmeniz gerekiyor. Belgelerinizi de yarım saat sonra sınav sonucunuz belli oluyor. Zaten size adres veriyorlar. Adresten sınav sonucunuz yarım saat sonra belli oluyor. Fakat belgenizi almanız kurumunuzun durumuna göre birkaç haftayı bulabiliyor. Bu şekilde. Evet, şimdi biz elimizden geldiğince çok amatörce de olsa bir video çekmeye çalıştık sizler için. Eksik bıraktığımız yerler varsa lütfen yorumlar kısmına yazın ve biz bir video daha, evet, çekeriz. Ama şunu eklemek istiyorum, ben bir 25 yıllık moda tasarım öğretmeni olarak gençlere her zaman çok bel bağladık, çok umut bağladık. Kadınlara çok bel bağladık. Bakınız, burada bir genç hanımın başarı hikayesi var aslında. Kendine yaptığı bir yatırım var. Şimdi bir kursun öğretmeni, evet, olarak, usta öğretisi olarak çalışmaya başladı. Her zaman söylüyorum, siz neden olmayasınız ki? Bizi takipte kalın lütfen ve bu ustalık, usta öğreticilikle ilgili elimizden geldiğince biz size yardımcı olmaya çalışacağız. Sorularınızı bekliyoruz. Ve dediğim gibi lütfen alta bıraktığım oynatma listesine bakın. Usta öğreticiliğe başvurmanın resmi yollarını anlattığım bir video orada var. Onlardan tekrar bu videoda bahsetmeye gerek duymadık. Gamze hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir birliktelik oldu. Evet, inşallah sorularınızı bekliyoruz. Tekrar cevapları, unuttuğumuz yerler muhakkak vardır. Siz bize hatırlatın. Biz tekrar sizin sorularınızı cevaplayacağız. Evet, Z kuşağı ve Y kuşağı gibi olur. Evet. Teşekkür ediyoruz. 2. sınıfında kalın. Sevgiyle kalın. Sevgiler herkese.